Merhabalar, sevgili Türkiye Rainbow ailesi. Sizlere şimdiye kadar sattığımız tüm Rainbow ailesinin 1936'dan 1960, 1990'lar, 1998 ve 2008 modellerini kısaca bir tanıtacağım. Çünkü evlerinizde modeller var biliyorum. Nasıl bakım yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz? Bu cihazların gerçekten yıllarca kullandığınızı da biliyorum, şahidim teknik servisine gelen cihazlardan. Burada önemli olan dikkat edeceğiniz en önemli husus Ankara'da ve Türkiye'de sadece www.rainbow.com.tr adresinden servis edebilirsiniz. Başka hiçbir servisiniz yoktur. Özellikle Ankara ve İstanbul'da başka hiçbir servisiniz yoktur. Başka servislere giden müşterilerimiz yanılıp aldanıp tekrar bize döndüklerinde hakikaten bayağı bir kayıplar oluyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi evimizde bu modellerden bir tanesi var. Daha çok bu model var. Belki E1 dediğimiz bir cihaz var. Belki 90'lardan ait D4 cihazımız var. 1960 cihaz olan da var mı bilmiyorum ama 1936 cihazımız yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü biz 1936'dan beri bu cihazların her birinden müşteri ediniyoruz. Dünya çapında tam 100 ülkede mevcut aktif satış yapıyoruz. Evet, bu cihazımız var. Bu cihazdan örnek vereyim. Neler yapmamız lazım? Özellikle bu cihazı bu şekilde muhafaza etmememiz lazım. Yani su hassasiyetinin üzerinde cihazın durmaması lazım. Nasıl saklamamız lazım? Bu şekilde saklamamız lazım. Neden? Çünkü alttaki motora bu su hassasiyetinden her ne kadar kurulamış da olsanız yukarıya nemlenme olmaması için motoru koruma adına bunu bu şekilde saklamamız lazım. İkinci bakım, daha önemli bakım, separatör temizliği. Burada yaklaşık 35 bin devirle dönen bu separatör dediğimiz ayrıştırıcı, yani hurikeyin motorun suya çarptırdığı suyun içinde kalan suya hapsettiği tozların, pisliklerin ve temiz havanın çıkışını tamamen yapan bu separatördür. Bu separatörü şu vida tamamıyla, şu vidayla çok basit bir şekilde çıkarıp, bakın gördüğünüz bir diş fırçası, zaten Rainbow'un içinde mevcut bir diş fırçamız. Diş fırçasıyla çok güzel bir şekilde tazyikli suyun altında ne yapıyoruz? Fırçalıyoruz. Fırçalama işlemi bittikten sonra Rainbow'umuzun altını çok güzel bir şekilde, bakın şurayı çok güzel bir şekilde siliyoruz, temizliyoruz, tozlardan alınıyoruz. Ondan sonra tekrar separatörü yerine takıp su hassasiyetini temizleyip, silip, pırıl pırıl bir şekilde yan yana koyuyoruz. Rainbow'un bakım olayı budur. Bunu yaptığınız sayede sürece 20, 30, 40 yıllık kullanabilirsiniz. Rainbow diyorlar ki çok masraflıymış, çok bakım maliyeti varmış, çok yedek parçaları pahalıymış. Hayır, öyle değil. Sadece başka servislere gittiğinizde insanlar sizi aldatabilir, kandırabilir ama bizim hiç böyle bir uygulamamız yok. Bize gelen makineler çok güzel bir şekilde yaklaşık 1-1,5 gün, maksimum 2 gün sonra evinizden alınıp evinize teslim edilir. Tabii ki Türkiye'de doların artışıyla biraz yedek parça, tabii ki Amerika'dan ithal ettiğimiz için biraz farklılık, biraz artış kaydetti ama o kadar çok uç rakamlarda değil. Özellikle bizim servislerimize, yetkili bizim servislerimizle iletişime geçmenizi tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.